mektupla yakınlarından gelenler oldu. Yani çocuklarına para gönderme imkanlarının olmadığını söyleyen aileler aradı bizi. Böyle bir talepleri oldu. İlgili yerlere biz yazışmalarını yapacağız. Hani bu ailelerin özellikle mahpus yakınlarının yapmış oldukları başvurular doğrultusunda mahpusların giderlerinin karşılanması çerçevesinde bir destek talep edeceğiz biz ceza teklif evlerine. Böyle bir yazımız olacak. Hani kurumların bu yöne de bir bakmaları gerekiyor aslında. Hani mahpuslara sadece deprem bölgesindeki hapishanelerden sevk edilerek daha güvenli olan hapishanelere sevkler yetmiyor. Onların pek çok ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Pek çok mahpus depremden kaynaklı olarak çok olumsuz etkilenmiş. Birçoğunda panik atak başlamış, ailelerini kaybedenlerin bir yaz süreci var ancak onlara herhangi bir psikolojik destek de sağlanmamış. Bütün bunların yanı sıra maddi olarak da yoksunluk eklenince gerçekten hapishanede olmak daha da katlanılamaz bir boyuta evrilmiş durumda. Yani mahpusların gerçekten hani hapishanelerde, kapatılma mekanlarında pek çok hak ihlallerine uğruyorlar. Bu deprem çok büyük can kayıplarına neden oldu. Yine dediğim gibi aileleri çok derin yoksulluğa savurdu. En azından kendi imkanlarıyla yaşamlarını devam ettiren binlerce insan şu anda yoksulluğun neredeyse dibinde. Ve bu ailelerin de yani kabul edersiniz ki Türkiye neredeyse bir hapsetme rejimi haline geldi. Binlerce insan hapishanede. O nedenle nüfusun belli bir kesimini aslında yani örtüşen sorunların başında geliyor bu hapsetme sistemi. Pek çok insanın, ailenin yakını cezaevlerinde, hapishanelerde. O nedenle depremden etkilenen bölgede bulunan hapishanelerdeki mahpusların, ailelerinin yaşamış olduğu sıkıntı doğal olarak mahpuslara da yansıyor. O nedenle tedbirlerin bu aşamada mahpusların daha iyi koşullarda yaşamlarını devam ettirmelerine dönük insancıl bir politika üretmeleri gerekiyor. Bunların yapılmasını biz talep ediyoruz.